İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz? Bölgesinin Şirin Kenti Burdur'dan sevgi ve selamlarımızla bu hafta da Meltem'le Zirvedekiler bölümü. Zirvedekiler, peygamberler diyarı olarak bilinen Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli kentlerinden birisi Şanlıurfa'daydı bu hafta. Meltem Dikici bu hafta bir kültür şehri Şanlıurfa'da lezzet dolu bir programla 2019 yılının ilk zirve konuklarını sizlerle buluşturuyor. Şanlıurfa'da bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayan milletvekili olarak kenti temsil eden AK Parti milletvekili eczacı Gülender Açanal'la çok özel bir röportaj gerçekleştiren Meltem Dikici, yörenin marka değerlerini ve kendine özgü lezzetlerini milletvekili Açanal'dan öğrendi. Dünyanın ilk tapınağı olan Göbekli Tepe'de yerinde incelemeler yapan Meltem Dikici, milletvekili Gülender Açanal'dan tarihi yapının önemini ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa'da bu sene Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinin detaylarını öğrendi. Göbekli Tepe höyüğünde yerinde geziler. Az sonra Meltem'le Zirvedekiler'de. Bölgenin damak lezzetleri, bizler için hazırlanan Halil İbrahim sofrası hem gözümüzü hem midemizi doyururken Meltem Dikici, gastronomi kenti Şanlıurfa'nın yemeklerini de sizler için araştırdı. Gümrük anında Mırra ve Mengiç kahve molasından ilginç detaylar, Şanlıurfa'da gelişmeler, yatırımlar, projeler, hepsi ve daha fazlası az sonra Meltem'le Zirvedekiler'de. Haftanın zirve ilçesi Şanlıurfa'nın turizme açılan kapısı Halfeti. Eşsiz manzarasıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Halfeti'de, Karagül'ü ünlü ilçede günden güne gelişmeler. Kayyum Başkan Vekili Şeref Albayrak'ın göreve başlamasıyla hizmetle tanışan Halfeti'nin öyküsü. Ülkemizin örnek halk eğitim merkezlerinden hüner dolu sohbet ve görüntüler. Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar dudak ısırtıyor. Muhteşem eserler, harika el sanatları, hepsi ve daha fazlası az sonra Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Eşref Arıkan'la yaptığımız sohbetle Meltem'le Zirvedekiler'de. İlk olarak haftanın zirve konuğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Eczacı Gülender Açanal'ı konuk ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun erkek egemen yapısında bir bayan milletvekilinin doğup büyüdüğü topraklardaki memleket sevdasının başarı öyküsünü bu hafta sizlerle paylaşacağız. Azimli, mütevazı, çözümcül yapısıyla memleketine hizmet etmek için kolları sıvayan ve yıllardır siyasi yaşamını, İş yaşamı ve aile yaşamını başarıyla sürdüren ve alkışı hak eden Gülender Açanal'a biz de çıktığı bu yolda başarılar diliyor. Sohbetimize geçmeden evvel sizlere haftanın zirve konuğu milletvekili Sayın Gülender Açanal'ı tanıştıralım istiyoruz. 1957 yılında Şanlıurfa'da doğan eczacı Gülender Açanal, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini Urfa'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1985 yılından beri Şanlıurfa merkezde Ender Eczanesi'nin sahibi ve mesul müdürü oldu.
2002 yılında AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları kurucu başkanı olarak siyasete girdi. 2004 yılında Urfa'nın ilk kadın belediye meclis üyesi seçildi. Aynı yıl Güneydoğu Anadolu bölgesinin ilk kadın belediye başkan vekili ve ilk kadın belediye meclisi başkan vekili oldu. Türk Eczacılar Birliği'nde yer aldı. Belediyecilik yıllarında sosyal APK'yı kurdu. Kadınların siyasete ve iş hayatına girmelerine yönelik mikro kredi projesinin, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik madde bağımlıları rehabilitasyon merkezinin, düşük gelir grubuna yardıma yönelik ise İlaç Bank ve Gıda Bank projelerinin kurucusu ve yürütücüsü oldu. Açanal evli ve 3 çocuk annesidir. Şimdi Meltem Dikici'nin çok özel röportajına geçiyor ve keyifli sohbetimizle sizleri Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Yılın ilk programından Şanlıurfa'dan sevgi ve selamlarımızla, evet 2019'da da sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Evet, bu haftanın zirve konuğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Gülender Açanal'la bu hafta çok hoş bir sohbet yapacağız. Şanlıurfa diyeceğiz efendim. Efendim öncelikle biz tabii bu güzel kültür kentini sevgili seyircilerimize yansıtmak istiyoruz ama hangi değerlerle Şanlıurfa karşımıza çıkıyor? Şanlıurfa'mız Mezopotamya'da çok eski bir medeniyeti temsil ediyor. İlk yerleşim yeri, ilk ticaretin yapıldığı, ilk uygarlığın geldiği bir kent. Hazreti Ömer zamanında İslam toprağı olmuş, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtulmuş bir şehir. 1984'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla şanlı unvanı almışız ve 2016'da da şeref madalyası almış bir kentiz. Urfa'mızın parke dar sokaklarına gittiğinizde gezmişseniz görmüşsünüzdür veya gezeceksiniz. O dar sokaklarda dolaştığınız zaman yüksek avlulu evleri, duvarları yüksek evleri ki onların birçoğu konuk evi ve butik otel olarak işletilmekte şimdi. Daha sonra şehrin farklı bir tarafına gittiğinizde tam bir metropolle karşılaşırsınız. Rezidanslar, modern bir kent, AVM'leri, büyük caddeleriyle, sosyal donatılarıyla farklı bir yer. Yani Urfa'mız büyürken kendi kimliğini, kendi benliğini kaybetmediği için buraya gelen misafirlerimiz burada huzur bulur. ...2019 Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Göbekli Tepe UNESCO koruma listesine alındı, kalıcı listeye alındı. Bu bizim için çok önemli tabii. Göbekli Tepe Malta'daki Cigentia Tapınağı'ndan 6500 yıl, İngiltere'deki Stonehenge'den 7000 yıl ve hatta Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha eski. Dünyanın ilk tapınağı. ...2019'un Urfa'mıza, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Ve hepinizi Urfa'ya bekliyorum. Hazreti İbrahim dergahında huzur bulmak için, Hazreti Eyüp'ün makamında ibadet etmek için, Halfeti'de tekne turuna katılmak için, Atatürk Baraj Gölü'nde kano ve yelken su sporlarına katılmak için, kışın Karacadağ'da kayak yapmak için, Karaali Kaplıcalarında şifa bulmak için, Göbekli Tepe antik tapınaklarına da görmek için, sıra gecemize katılıp acılarımızdan, tatlılarımızdan yiyip müziğimizi ve kültürümüzü yaşamak için hepinizi Urfa'ya bekliyoruz.
Efendim Şanlıurfa'yı gez gez bitmiyor. Evet neredeyiz? Şimdi de harika bir yere geldik. Evet Gümrükhanı'ndayız. Buraya gelen konuklar Gümrükhanı'na geliyorlar. Buranın yöresel bir şeyini içiyorlar ama neyini içiyorlar? Bunu da sizden öğreneceğiz. Öncelikle burayı bir tanıyalım. Neredeyiz şu an? Gümrükhanı'ndayız. Kanuni zamanında yapılmış bir han. Taş işçiliğinin en usta şekilde görüyoruz. Turistler geldiği zaman buraya uğramadan gitmez. Mutlaka burada çay içer, mırra içer evet. Ve menengüç kahvesi evet. İçer. Mırrayı tanıtalım sevgili seyircilerimize. Evet, mırranın özelliği nedir? Mırra çok uzun uzun kaynayan ve kahvenin özüdür. Önce Türk kahvesi uzun uzun kaynatılır, dinlendirilir ve süzülür. Efendim gördüğünüz gibi Şanlıurfa'nın kendine özgü kültürel değerleri var. Biz bunlarla bu hafta sizleri buluşturuyoruz ama bu da neydi? Menengiç kahvesi. Bildiğiniz menengiç kahvesi efendim. Biz kahvelerimizi yudumlayacağız. Şöyle keyfimize keyif katacağız. Ekranlarınızdan ayrılmayın efendim. Zirvedeyiz. Meltem'le Zirvedekinler devam ediyor. Yayındayız. Evet Şanlıurfa denince aklımıza ne gelir efendim? Tabii ki buranın güzel kebapları, yemekleri, leziz bir programla evet yayınımız devam ediyor. Buraya gelenler özellikle nelerle karşılaşıyorlar damak lezzeti olarak? Burada patlıcanlı kebap, domatesli kebap, bu mevsime özel soğanlı kebap, kuşbaşı ve Urfa kebap. Bostanamız, lebeni çorbamız soğuk yenir, dolmalı köfte, kıymalı semsek, lahmacun, boranı. Bu nedir? Ağzı açık. Bıçak, kaşık icat edilmemiş. Nedir tatlımız? Şıllık tatlısı. Kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet damak lezzetlerini sevgili seyirciler zirvede lezzetler olarak Urfa'da yemeniz mümkün. Bunları da sizlere aktardıktan sonra evet Urfa'da daha gezimiz devam edecek. Biz tabii birazcık mola verelim. Bu lezzetlerden sizin önünüzde yemek istemiyorum. Çünkü burada şimdi iştahınız kabarır. Bize biraz müsaade edin. Oldu mu? Yayınımız devam ediyor. Şanlıurfa'nın turizme açılan kapısı, Karagül'ü ünlü, muhteşem manzarasıyla Halfeti bu hafta zirve ilçemiz oldu. Günden güne gelişen ve modern yüzüyle gelen konuklarını ağırlayan Halfeti'de, Halfeti Kaymakamı Kayyum Başkan Vekili Sayın Şeref Albayrak'ın yaptığı hizmetler alkışa değer. Halfeti'de gezimize şimdi de Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Eşref Arıkan'la yaptığımız çok özel röportajla devam ediyoruz. Türkiye'de örnek bir merkez olan bu yerde hünerlerini sergileyen kursiyerler alkışı hak ediyor. Çeşitli dallarda kursların bulunduğu ve her biri emekle gerçekleşen ürünler ülke genelinde satışa sunulurken emeğin ekonomiye yansımasıysa bu merkezin günden güne büyümesini ve örnek alınmasını sağlamış. Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nin başarı öyküsü bu hafta zirvede yer alırken, bu işlerin canlanmasında emeği geçen bir isim, bu merkezin müdürü Eşref Arıkan'a sözü bırakıyor, 2019 yılı hedefleriyle merkezi bize tanıtmasını istiyoruz. Efendim Halfeti'yi tanıtalım öncelikle sevgili seyircilerimize. Neler karşımıza çıkıyor bu güzel ilçede? Efendim Halfeti Şanlıurfa'mızın Gaziantep ile Şanlıurfa arasında kalan özellikle Biricik Barajı yapıldıktan sonra bu baraj göleti üzerinde özellikle turizmle ön plana çıkan bir ilçemiz. Halfeti denince akla ne geliyor? Halfeti denince akla ilk sadece ve sadece dünyada burada yetişen karagül geliyor. Halfeti denince akla Batık Cami geliyor. Halfeti denince akla Rum Kale geliyor. Halfeti
denince akla Güneydoğu'nun saklı cenneti geliyor. Dediğim gibi halk eğitim olarak da Kaymakam Bey'imizin bize vermiş olduğu destekle, bu gerek maddi gerek diğer alanlarda vermiş olduğu destekle biz istihdama yönelik özellikle bayanlarımıza aile gelirlerine katkıda bulunma babında çeşitli alanlarda üretime yönelik kurslar açtık. Bu kurslarımız işte sedef kalkmadan tutun, mozaik, işte seramik, tel kırma, gümüş telkari, kaba koyma, organik oyuncak alanlarında olduğu gibi yaklaşık 40 çeşit kursumuz var. Ben biraz bu konuyu detaylamak istiyorum. Bu proje nasıl çıktı, buradaki Halk Eğitim Merkezi projesi? Efendim, öncelikle size şunu söyleyeyim. Halk Eğitim Merkezleri biliyorsunuz ki mesleki eğitim, kültür, sosyal alanlarında eğitim, kurs veren kurumlardır. Yalnız şimdi özellikle kırsal kesimlerde siz bir vatandaşa, bir bayana diyelim ki deseniz ki biz size dünyanın en güzel mesleğini öğreteceğiz. Fakat bunun, bu mesleği öğrenirken eline bir şey geçmezse bu pek o mesleğin anlam önemi kalmıyor. Biz bunun farkına vardık. Yani insanların hobi olarak halk eğitim merkezlerine gelme şansları Güneydoğu Anadolu bölgesinde yok. Bir proje kapsamında Sayın Kayyum Belediye Başkanımızla beraber bunu ne yapabiliriz diye biz getirdik. Bu bütün vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını, tüm kurslarda kullanılacak her türlü ham madde temrinliklerinin tamamını biz sağladık. Dedi ki gelin burada hem eğitim alın, hem eğitim alırken üretim yapın. Bu üretimde yaptıklarınızın da yarısı sizin olsun. Bu onlar için de çok cazip geldi ve dolayısıyla gitgide bu gelişti. Ben son olarak aslında şuna da değinmek istiyorum. Buradaki güzel ürünlerin tabii ki temini için de sevgili seyircilerimiz herhalde kaymakamlığa başvursalar, değil mi, telefon numaralarından temin olunabiliyor. Aynen. Kargo da yapabiliyorsunuz. Ya da ya da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kaymakamlık olarak, dediğim gibi bizim Halk Eğitim Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nin el sanatları satış yerlerimiz var. Evet. Sitemizden de bakabilirler, sipariş verebilirler. Biz kargoyla kendilerine gönderebiliriz yani. Tabii Halfeti turizmiyle ön plana geliyor ama aynı zamanda sakin şehir unvanını da almış bir ilçe. Biraz ondan da bahsedelim. Ne zaman alındı bu unvan? Efendim, sakin şehir yani Çitta Slow dediğimiz, Türkiye'de yaklaşık 12 tane Çitta Slow sakin şehrimiz var. Bunun bazı kriterleri var. 2012 yılında Halfeti 9.'uydu. 9. olarak bu teşkilatın içerisine girildi. Bunun bazı kriterleri var. İşte yeterince gürültünün olmayışı, teknolojinin ya da sanayinin şey olmayışı, biraz daha doğal ve şey olması lazım. Ve bunun da şeyini biz yaşıyoruz gerçekten. Çitta Slow Sakin Şehirler Topluluğu'na üye, artı Halfetimize ayrı bir anlam ve mana katıyor. Yani bunun da biz gerek yurt dışında ve yurt içinde tanıtım olsun, şey olsun, bize bayağı bir destek sağlıyor. Efendim, öncelikle 2019 yılının vatanımıza, milletimize, tüm vatandaşlarımıza mutluluk, huzur, barış getirmesini diliyorum. Halfeti'ye insanların gelmesi gerekiyor. Niçin gelmesi gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü burada huzur var, burada terör yok, burada gürültü yok. Burada tekneler var, burada yemek kültürü var, burada tarih var, burada Karagül var. Burada saklı cennet var, burada batık cami var, burada Rum kale var. Var da var yani. Yani bence
Mutlaka ve mutlaka lütfen Halfeti bir gelin görün yani. Zirve konuklarımızla, zirve kentlerimizle bu hafta da sizlerleydik sevgili seyirciler. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir hafta sonu diliyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bizde kalın efendim, zirvede kalın. Hoşça kalın. İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz?